ayranlı çekirdekli poğaça, 1 su bardağı ayran, 1 paket karbonat, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 adet yumurta akı, 150 gram rendelenmiş kaşar peynir, 1 su bardağı kuru domates, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 1 çay bardağı ay çekirdeği içi, yarım su bardağı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı nane, aldığı kadar tam buğday unu. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı. Şimdi şöyle bir şey var. Güzel bir poğaça yapacağız ama içine hem ayran olacak hem çekirdek. Çok aslında alışık olmadığımız bir şey. Evet, değişik kuru domates, işte maydanoz, yeşillikler olacak, kaşar evet. olacak. Evet, kaşar. Çekirdeği millet olarak zaten çok severiz. Bu bir gerçek. Evet. Değil mi? Çiğdem derler hatta İzmirliler. Ayranı da o şekilde çok severiz. Mesela poğaçanın içinde değişik geldi bana. Hani, bakalım tadı nasıl olacak? Mesela yoğurt da koyuluyor, süt. Ayran biraz onun yerine tutacak ayran. Yani tabii. Tamam. Hadi bakalım. Alacağız. Hamurundan başlayalım. Nereden başlayalım? Evet, hamurundan. Tamam. Ayranımızı alacağız karıştırma kabımıza. Tamam. Direkt onu dökerek başlıyoruz. Bir su bardağı kadar yaklaşık ayranımız karbonat var. Karbonat ekleyeceğiz. Ekleyeyim şöyle. Evet. Tamam. Karbonatımızı ekledim. Bir yemek kaşığı kadar da limon. Çırpacağız. Önce o zaman ayranı, karbonatı ve bir yemek kaşığı kadar limon suyunu ekledik. Evet. Şimdi zaten bakın hemen köpürdü limon ve karbonatın etkisiyle. Evet. Daha sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz yavaş yavaş. Kaşar peynirimizi, dereotumuzu, maydanozumuzu kıyacağız. Onları ben kıyarım istersen şurada sana. Şöyle geçeyim hemen. Şöyle yapalım. Yumurta olacak mı içinde? Evet, bir tane yumurta akı. Tamam, ayçiçek yağı kullanacağız. Evet, onları da ölçelim istersen. Yarım bardak ayçiçek yağı. Yarım su bardağı kadar ayçiçek yağımız var. Yumurtayı ben ayırayım. Yumurtanın sarısını beyazını o zaman ayıracaksın değil mi? Beyazını içine kullanacağız, sarısını dışına kullanacağız. Üzerine süreceğiz. Şöyle o zaman. Bunu da buraya koyuyorum. Ben de şuradan. Şöyle güzelce bıçağımı da alayım. Kıyma işlemine başlayayım. Kaşar peynirimizi koyacağız. Kaşarı mı ekliyorsun? Mesela önce böyle unu, ayçiçeği yok. Öyle önce, bir unu yoğurayım diye bir şey yok. Önce bütün malzemelerimizi... İç malzemeler evet, aslında. İç malzemelerimizi, yumurta akını, işte ay çekirdeğini hepsini önce onları ekleyeceğiz. Ekleyelim bakalım. Yumurta akımızı ekleyeceğiz. Güzel, değişik bir tarife benziyor. Çok sık yapar mısın bunu? Ara sıra. Ara sıra. Hadi biraz kendinden de bahset bir yandan. Neler yapıyorsun? Ben pastacılıkla uğraşıyorum. Öyle mi? Evliyim. İki çocuk annesiyim. Maşallah. Pide salonumuz var ayrıca. Pide İşimde. Salonu öf ne evet. güzelmiş ya. Ay çabuk çocuk. Gidip pide yemek sürekli. Gerçi Bekleriz. Mesela siz bıkmış olabilirsiniz evet, belki insan. Evet, lahmacun pide. Sürekli aynı şey yemekten belki şey olabilir de bizim için tabii çok özel oluyor. Evet. Çocuklar kaç yaşında Demet? Oğlum lise 3'e gidiyor. Oo maşallah boyun kadar lise. Çocuklarım var. Evet evet benden uzun hatta oğlum. Valla. Ne güzel artık arkadaş gibi olmuşsun herhalde. Aynen öyle evet kızla da oğlumla da. Sen mesela pide salonunuz falan var mı? Sen ekstra pastacılıkla o zaman. Ben pastacılıkla evet uğraşıyorum aynen. Şurada da hemen kuru domateslerimi şöyle nasıl kıyayım? Küçük küçük. Küçük küçük. Şundan bir tane de o zaman bıçak alacağım. Daha rahat olur. Evet evet tırtıklı daha iyi oluyor. Küçük küçük. Kuru domates herkesin çok tercih ettiği bir şey değil ama aslında bu tip tariflere bence çok yakışıyor. Evet. Çok seveni de var, hiç sevmeyeni de var. Aynen. Baharat da ekleyeceğiz. Baharat da ekleyeceğiz tamam. Bunları da kestikten sonra sanıyorum yeterli olacaktır. Ne ekledin? Nane ekledik. Şimdi kekiğimizi ekliyoruz. Şöyle. Alışılagelmiş poğaçaların çok dışında, çok dolu malzemesi var. Ben de bir yandan o zaman kuru domatesleri ekliyorum. Evet. Tuzumuzu da ekliyorum şimdi. Şeyi enteresan. Önce bir hamur yoğurup iç malzemeyi sonra koyup karıştırmıyorsun. Evet. Önce içleri koyuyor aslında. Evet. Daha sonra onu ekleyeceğiz. Hepsini harmanlıyoruz. Evet. Biraz da pul biber ekledim. Bunlar da tabii içinde çok katı malzeme olduğu için belki biraz ununu da ona göre ayarlayacağız değil mi? Evet, evet. Unu göz kararı böyle bir poğaça hamuru gibi olacak. Şimdi ununu ekleyeceğim yavaş yavaş. Bütün malzemelerimizi koyduk. Tek evet, koymadığım şey şu an elimle harmanlayıp ununu artık bu aşamada elimizde.
Pide yapar mısın güzel? Pide yapıyoruz, evet. İşin aslında öğrenmişsin dedin pidedeki püf noktaları. Evet. Var mı pide, böyle? Pide, lahmacun. Lahmacun ya da pidenin püf noktası var mı böyle? Şunu yapınca da çok lezzetli şimdi oluyor. Şimdi şöyle, lahmacunda hamurumuz mayalı olması gerekiyor. Yok, lahmacunda mayasız olması gerekiyor. Lahmacunun mayasız hamur olacak. Evet. Aynen öyle. Pide de mayalı. Pide de mayalı hamur. Evet, aynen öyle. Ana fark o zaten. Evet, evet. O lahmacun hani böyle kıtır kıtır oluyor ya. O mayasız olduğu için yani böyle ince. İnce kıtır kıtır. 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 Evet. Burada unumuz renginden de biraz anlayacağınız gibi tam buğday unu. Evet, tam buğday unu kullandım. Şimdi normal un olursa fark eder mi hanımlar için? Fark etmez. Biz tam buğday unu kullanmak istedik. Acaba şeyinde fark ediyor mu? Yoğunluğunda ya da içine giren başka malzemede sıkıntı var mı öyle? Yok herhalde. Yani ikisini kullanabilirler. Yok. Aynen öyle. Ben bir yandan şöyle tepsimizi güzelce bir yağlayayım. Artık şekil vereceğiz. Evet, elimizi yağladık. Evet, şöyle bir ayçiçek yağıyla yağladık. Çünkü daha rahat şekil veriliyor evet, o zaman. Evet, şöyle. Biraz buna beyaz yeşil peynir de yakışabilir. Belki kaşar peyniri yerine. Evet, evet. Değil mi? Çünkü kuru domates, maydanoz, dereotu hepsi var ya. Şöyle ben de biraz yumurta sarısını şöyle bir şey yapayım. Çırpayım. Kahvaltılarda da güzel olur. Peki güzel de çok pratik bir tarif. Yani elinizde bu tip malzemeler varsa kolayca yapabileceğiniz hani bir tarif. Tam böyle hani hamur ele yapışmayan böyle pürüzsüz değil de böyle hafif böyle cıvık gibi oluyor. Çünkü harcından biraz, da dolayı değil evet, mi? Evet, evet. Birazcık elimizi yağlayıp böyle yaptığımız zaman sıkıntı yok. Ne kadar kabaracak? Çok değil, birazcık. Hani çok minik öyle bir parmak aralıklı evet koyarsanız tepsiye şöyle yeterli çünkü olacaktır. Çünkü karbonat var sadece. Hani ekstra kabartma tozu falan yok. Çocuklar seviyor mu tarifi? Çocuklar seviyor. Kahvaltıda daha çok. İştahları nasıl? Oğlum gayet güzel. Kız da. Kız da sıkıntı var. Kız işte biraz cılız. Miyon tipli. Sayın. Yemekle mi arası yok yani? Yemekle mi arası yok? Yo, seviyor. Sevdiği şeyleri yapıyorum. Seviyorlar aslında. Mesela kim çocuk yani enginar falan sevmez. Benim çocuklarım sever. İyi yani. Enginar, brokoli. Işte. Enginar, brokoli bunlar önemli şeyler severler aslında besinler. Yaparım. Oğlum çok sever. Tavuklu enginar çok sever. Tavuklu enginar. Fırında yapıyorum tavuklu enginar. Nasılmış bir tarif versene hemen bize tavuklu enginar. Enginar çanaklarını birazcık haşlıyorum limonlu suda. Tamam. Daha sonra tavuklarımızı soteliyoruz. İşte soğan, kuşbaşı biber gibi. Soteliyoruz. Ondan sonra enginar çanaklarını harçtan dolduruyoruz. Tamam. Daha sonra fırına veriyoruz azıcık suyuyla beraber. Fırında da birazcık kızarıyor. Üzerine kaşar rendesi. En son. Çıkarmadan 5 dakika önce aynen falan. Aynen öyle. Güzel bir tarif oluyor aslında yani. Klasik bildiğimiz enginarı aslında böyle tavuk da çok severiz. Onun o yüzden tavuklusunu daha çok seviyor. Birlikte güzel bir tarifmiş. İçine beşamel de konulabilir. Evet, değil evet. Mi? O da çok yakışır enginara. Aynen. Harika. Her olur. Şey mevsiminde güzel. Enginarın da mevsimindeyken bu evet, tarif aklınızda olsun. Güzel evet bir tarif. Ben bir yandan şu yumurta sarılarını sürmeye başlayayım. Şöyle sadece üstlerine dokunduracağım herhalde. Evet. Şeydi bir harç olduğu için çok dikkatli sürmek lazım. Şöyle. Bayağı da porsiyon olarak çıkıyor aslında değil mi evet, bu malzemeden? Evet. Bir tepsi çıkacak. Şöyle söyleyeyim. Rahatlıkla bir aileye yeter. Eşin ne yapıyor o zaman? O pide salonunda mı? Eşim evet pide salonunda. Yemekle arası nasıl? Onun da yemekle arası güzeldir. Ama aile olarak şeysiniz, mutfaklarınız var demek ki. Evet, evet. Kızım da yardım eder mi? Evet, eder. Oğlum da ara sıra böyle iş yerinde falan şey yapıyor. Hani biraz öğreniyor. Diyorum öğrenin, ileride lazım olur. Öğrenci evine çıkarsınız falan. Ha, tabii. Hani. Değil mi şimdi bu lisede ama üniversite başka bir şehirde gittiği zaman. Tabii. Aslen nerelisi? Ben aslen Giresun Çamoluklu'yu. Sivas'a yakın bir yer Çamoluk, Alıcıra. Eşim de o da aslen Trabzon Sürmeneli, Samsun doğma büyüme. O zaman bir Karadeniz şeyiniz var. Evet. Kültürünüz var o zaman. Evet, mutfakta evet yapıyor musunuz bu yemeklerini falan? Yapıyorum. Karadeniz yemekleri. Evet, evet. Lahana sarması, karalahana çorbası. Ne güzel olur değil mi? Yaparım. Herhalde iki tane daha koyarsak tepsimizi evet, şunu da doldurmuş olacağız. Evet, çalışıyorum. Hani iki tane daha ya. İki tane daha çıkaracağım. Ondan istersen küçük, bir tane çıkar. Küçük bir tane şöyle.
Biraz ama büyükten biraz bir büyük tane olsun. En biraz azından tepsimizi tam doğmuş olacak. Şimdi bunu kaç derece fırında, kaç dakikada pişireceğiz? 180 derecede. Herkes evinin fırınını bilir. Hani 20-25 dakika falan bir kontrol etsinler. Pişmediyse biraz daha bırakabilirler. Bakmak çünkü lazım. Her fırının derecesi biraz farklı olabiliyor. Evet. Aynen öyle. Bir de kuru domates koymuştuk. Onu biraz sıcak suda birazcık bekletmeniz lazım ki kolay kesilsin, yumuşasın. Normalde çok sert oluyor. Tepsimiz doldu. Ayranlı, çekirdekli poğaça yaptık şimdi. Hemen fırınımı açayım. Önceden ısıttım. Sıcaklığı gayet yerinde. İlk yemeğimiz fırına gitsin bakalım şöyle. Evet. İlk tarifimizi yaptık bile. Yaptık. Çok kolay, şimdi güzel, keyifli başladık güne. Şimdi günün ikinci tarifi gelecek. Bu sefer bakalım ne gelecek sırada. Hadi bakalım.